Merhaba Pokemon dostları, küçük bir vlogla yine sizlerleyim. Aslında bu bir vlog değil, bir, bir haber videosu ama vlog şeklinde sizlere sunacağım. Biliyorsun şartlar buna el veriyor. Bazen video çekmekte zorlanıyorum. Ben de ayaküstü böyle bir video çekeyim dedim. Dün, daha doğrusu gece sabaha karşı Korokoro dergisinin o beklediğimiz Mayıs ayı sayısı Yayınlandı ve maalesef çok da beklediğimiz bir haber elde edemedik. Ne çıktı? zırhlı Armored Mewtwo denilen zırhlı Mewtwo duyurulmuş oldu resmen. Bunu zaten adı geçiyordu. Armored Mewtwo'nun işte şey isim hakkı alınıyordu vesaire ama en sonunda da göründü. Peki nedir bu Armored Mewtwo? Zırhlı Mewtwo nedir? Yani olay ne tam olarak? Şimdi öncelikle söyleyelim Sword Shield yani 8. nesil oyunlarla ilgili bir bilgi yayınlanmadı. Ne yeni bir Pokemon gördük ne yeni bir bilgi gördük maalesef. Yani galiba bu işi E3 fuarına erteliyorlar gibi geldi bana. Sanki geçen yılki Smash Bros. gibi E3 fuarında Pokemon ağırlıklı bir E3 yayını mı göreceğiz acaba? Yani ben böyle bir şey beklemeye başladım açıkçası. Çünkü oraya erteliyorlar gibi geldi bana. Neyse o başka bir konu tabii ki. Mewtwo'ya geldiğimizde ise Mewtwo şöyle arkadaşlar. Şimdi bu zırhlı Mewtwo'nun tabii ki resimleri yayınlandı. Çok böyle garip bir zırha sahip. Gerçekten karmaşık böyle bir zırh. Ama bu nedir ve nerede görünecek bu önemli bizim için. Şimdi tabii ki hemen bazı yorumlarınızı gördüm. Haber paylaşımı yaptıktan sonra işte Pokemon bittiye kadar götürmüşsünüz olayı. Zaten... Yani yeni ne duyurulsa bu yorumlar yapılıyor. Yeni bir Pokemon çıkan ha Pokemon bitti. Yeni oyun çıkar ha Pokemon bu sefer bitti falan. Bunlar olacak tabii ki. Pokemon'un bittiği falan yok bitmez de yani. Mesela sinema dünyasına daha yeni adım atıyor mesela 20 yıldan sonra. Neyse. Sonuç olarak arkadaşlar bu olay muhtemelen sadece filmde sınırlı kalacak. Yani şimdilik ortaya çıkan bilgiler bunu gösteriyor. Neden diyeceksiniz? Korokoro Koro dergisinde yayınlanan habere göre... İşte zaten biliyorsunuz yani birinci filmin şu an remake'i yapılıyor. Yeniden yapımı var birinci filmin ve Temmuz'da Japonya'da vizyona girecek. Nasıl yapılıyor? İlk defa böyle gerçek yani bilgisayar efektleriyle, %100 bilgisayar efektleriyle oluşturulan bir film olacak. Zaten fragmanı falan yayınlanmıştı. Oradan da görüntüler ya da bilgiler belki gösteririm size resimler. İlk filmde biz bildiğimiz ilk filmi izleyenler tabii ki iyi bilecektir. Mewtwo'nun bir zırhlı formu vardı. Yani işte roket takımı lideri Joanne onu ele geçirdiğinde güçlerini kontrol altına almak için bir zırhın içerisine koyuyordu. Ama Mewtwo tabii ki bu zırhın içinde durmayıp çekip gidiyordu. Yani bu zırhlı Mewtwo filmde yer alacak. Yani galiba o zırha bir gönderme yani filmin tekrarını yaptığına göre zırhlı Mewtwo'da orada yer alacak şeklinde bir yani olay çok da böyle oyun içeriğinde yeni bir hani ne diyelim yeni bir özellik Mega Evrim gibi yeni bir özellik mi bunu henüz bilmiyoruz. Bu tarz bir şey gelir mi gelmez mi onu da bilmiyoruz. Yani sadece filmi özel bir zırhlı Mewtwo olayı belki sadece Mewtwo'ya özel bir olay da olabilir. Şu an detaylar yani belli değil ama oyun hakkında hiçbir şey söylememişler onu söyleyeyim her türlü filmden bahsetmişler sadece. Hatta filmin bir de Miven Ancient kartı vardı. İlk film çıktığında çıkmıştı. Onu yeniden çıkarıyorlar o kartı. Özel bir kart bu. Galiba filmi izleyenlere ya da bileti önceden alanlara verecekler. Yani uzun lafın kısası Armor Newton muhabbeti sadece filmde sınırlı kalabilir. Zaten zırhlı Mewtwo olayı vardı ilk filmde. Remake'inde de bu şekilde karşımıza çıkmış olabilir. Ha oyunda karşımıza çıkarsa nasıl olacak? Yani muhtemelen işte Pokemon'a yeni bir özellik kazandıran, belki defansını arttıran, belki atağını arttıran, belki başka bir özelliğini arttıran bir yeni bir form ya da yeni bir mega evrim tarzı bir şey olacak. Ama bakalım yani şu an için bir şey konuşmayalım. Sadece tahmin yapabiliriz, öteye geçemeyiz diyorum. Yani merak edenler için bu kısa videoyu bilgilendirme videosunda çekeyim dedim. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.